dayanaksız olduğunu ifade eden Mustafa Yaşar'ın avukatı Gülizar Tuncer, mevcut yasal düzenlemelere göre verilen cezanın yaklaşık 6 ayını tutuklu olarak geçiren Mustafa Yaşar'ın cezasının denetimli serbestlik kapsamında değerlendirilerek serbest bırakılması gerektiğini, ancak denetimli serbestlik ve cezanın infazının sağlık nedeniyle ertelenmesi kapsamında yapılan başvurulardan halen bir sonuç alınamadığını belirtmiştir. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2006 tarihinde verdiği rapora göre %68 oranında engellilik durumu olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı gözetiminde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerinde nörolojik sorunları ve KOAH hastalığına ilişkin tedavileri devam etmekteyken tutuklanan Mustafa Yaşar'ın hapishane koşullarında yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten avukatı, hapishaneye götürdüğü ilaçlar alınmadığı için tedavisi engellenmekte olan Mustafa Yaşar'ın yaşayacağı sağlık sorunlarına dikkat çekerek bu durumun geri dönüşü zor sonuçlara yol açacağını belirtmiş, hakkında düzenlenen müddetnameye göre şartla tahliye tarihi 2025 yılı Şubat ayı olan Mustafa Yaşar'ın ağır sağlık sorunları nedeniyle kalan cezasının infazını cezaevinde tamamlamaya zorlanmasının sağlık ve yaşamına ağır tehdit oluşturacağının altını çizmiştir. 645. F oturması kapsamında bu hafta hasta ve engelli mahpus Mustafa Yaşar ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Mustafa Yaşar serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Mustafa Yaşar serbest bırakılsın. Mustafa Yaşar serbest bırakılsın. Mustafa Yaşar serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan haklarıyla insandır. İnsan haklarıyla insandır.